Merhaba, Arkeomedya'dan herkese iyi akşamlar. Ben İnan Aydoğan. Bu akşam arkeoloji sohbetlerinin 14. canlı yayınında sizlere eşlik edeceğim. Bu akşamki konuğumuz Ergül Kodaş. Kendisi insan alet arasındaki ilişkiyi bireysel süreçler kapsamında ele alan yontma taş alet üretiminin başlaması ve alet insan ilişkisi başlıklı konuşması ile birazdan aramızda olacak. Sunuma geçmeden önce kendisi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Doktor Ergül Kodaş 2006 yılında Hacettepe Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Paris 4 Sorbonne'da yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2014 yılında da Paris 1 Sorbonne'da doktora çalışmasını bitirdi. 2017 yılından itibaren ise Mardin Artuk Üniversitesi Arkeoloji bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Yakın Doğu Paleolitiği ve Neolitik dönemler üzerine akademik çalışmalar gerçi bulunan Boncuklu Tarla ve Çemkahöyük kazı çalışmalarının da bilimsel danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Kendisini taş alet yapımı üzerine de deneysel arkeolojik çalışmaları bulunmaktadır. Şimdi kendisini yayına alıyoruz. İyi akşamlar İnan. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Nasılsınız? Merhabalar. İyidir, sen nasılsın? İyisin. İyi hocam, sağ olun aramızda olduğunuz için. Hocam Teşekkür ederim ilk davetiniz için. sunuma geçmeden önce aslında biraz hem sohbet mahiyetinde hem de biraz da merak ettiğim şeyler hakkında size birkaç şey sormak istiyorum. Sizde bizim ilk tanışmamız 2014 yılında yazın Siirt'e başvuruya gelmiştiniz. Bizim kazımızı Evet. ziyaret etmiştiniz. Hatta bir sürede kalmıştınız. O zaman yeni gelmiştiniz Fransa'dan. Yanlış hatırlamıyorsam doktora Evet, yeni bitirmiştiniz. Ve yanınızda geyik boynuzları falan getirmiştiniz. evet. O zaman hatta karşımızda şey yapmıştınız. Yani deneysel bazı taş alet yapım tekniklerini de bize göstermiştiniz. O geyik boynuzlarıyla Evet. veya çevredeki şeylerle. Ben şeyi merak ediyorum. Sizin bu deneysel arkeolojiye, özellikle çağ taş alet yapımı üzerinden ilginiz nasıl başladı? Yani lisans öğrencilik döneminizde de aslında böyle bir ilginiz var mıydı yoksa sonrasındaki Yok, kazı yok. deneyimleriniz mi sizi buna itti? Yok. Biraz rastlantı oldu aslında. 2010 yılında yüksek lisansımı yazarken Güneydoğu Anadolu'da neolitikleşme süreci üzerineydi. Yontma taşları çalışıyordum. Ve o süreçte Frederic Abbes'le tanıştım. Lyon'da CNRS'te çalışan ve kendisi bu konuda uzmandır zaten yontma taş alet üretiminde. Onun davetiyle 2011 yılından beri stajlara katıldım. Lyon'da Jacoba'nın kurmuş olduğu laboratuvarda o tarihten beri de düzenli olarak yontma taş alet üretmeye çalışıyorum. Yani bir rastlantı, bir karşılaşma sonucu oldu sadece. Ama hep ilgimi çekiyordu yani. Tamam, biz aletlerin tipolojisini, çekirdekleri, boyutlarını, formlarını bir sürü şey konuşuyoruz ama bunlar nasıl yapıldı fikri hep kafamdaydı. O şeyle Peki hocam şu an devam ettiğiniz, yani sürekli olarak yapıyor musunuz? Yani sürekli olarak Mardin'de, yapıyorum. üniversitede veya şeyde yoksa Tabii ki üniversitede de yapıyorum. Hatta bu hastalık döneminde, pandemi döneminde de evin balkonunda yaptım. Bayağı bir gürültü de yaptım sanırım komşular için. Teşekkürler hocam. İstiyorsanız sunuma geçebiliriz. Hazırsanız. Tabii ki. Görünüyor sanırım. Evet. Yani yontma taş alet üretimini aslında ben teknik, tipolojik boyuttan çok alet ve insanın nasıl geliştiği. Çünkü alet üretimi milattan önce 3 milyon 600 bin yıllara giden, insan türünün ortaya çıkmasından önce başlayan bir durum. Ve zaman içerisinde köklü değişimler yaşıyor, değişik evreler yaşıyor. Bu evreler ve insansıların kognitif yapıları üzerine konuşmaya çalışacağım. Yani alet üretiminde görülen başlamasıyla birlikte görülen değişimlerle insanın bilişsel, beynin bilişsel gelişimi arasında bir ilişki olup olmadığı üzerine bir tartışma açmayı planlıyorum. Ki bu tartışma çok eskiydi ama son dönemlerde yapılan buluntular, yeni buluşlar bu tartışmayı biraz daha canlandırdı. Özellikle Fransız antropoloji ekolü ve yontma taş çalışan prehistoryacılar bu tartışma üzerine yeni başlıklar hız geçtikçe açmaya başlıyorlar. Ama her şeyden önce prehistorik dönemler için baskın olan yontma taş alet ne aslında? Aslında yontma taş alet kurgulanan bir objenin, bir fikrin, bir formun bir blok üzerinde insan tarafından uygulanabilmesi, yapılabilmesidir. Yani alet aslında antropik olmayandır, üretilmiş bir alet. Tabii ki doğal malzemelerin kullanıldığını biliyoruz. Birçok hayvanın alet kullanabildiğini biliyoruz ama ilk kez aletin bilinçli olarak üretilmesi,
onu doğal olmaktan çıkartıp antropik yapıyor. Bu da aslında ham maddenin seçimi, aletin bir ham madde üzerinde kurgulanması ve kurgulanan objenin, üretilmek istenen şeyin bu blok üzerinde fiziksel olarak uygulanabilmesiyle ilgili. Tüm bu bileşenler aslında aleti ifade ediyorlar ve söylediğim gibi alet antropik olandır. Tabii ki biz arkeolojide, arkeolojik veriler bize alet üretim yöntemlerinin farklı olduğunu gösteriyor. Özellikle ilerleyen dönemlerde bu çeşitlilik ve farklılık giderek artıyor. Yongalama, biçimlendirme ve düzelti olarak 3 ana başlık altında topladığımız yontma taş alet üretimi kendi içerisinde köklü değişiklikler gösteriyor. Özellikle geç dönemlerde. Ama ben daha çok 3 milyon 300 bin yılla 1 milyon 700 bin yıl arasında geçen yani Pleistosen dönemin sonu ve alt Pleistosen dönemiyle ilgili konuşacağım. Bu nedenle de daha çok Doğu Afrika'dan bahsetmeye çalışacağım. Ve bu süreçte ortaya çıkan alet üretim yöntemlerinin kognitif bağlamda ne gibi bilgiler verdiğini tartışmaya çalışacağım. Yani alet üreten biri olarak da bunu tartışacağım. Konu üzerine uzun süredir çalışan biri olarak da bunu çalışacağım. Çünkü insanoğlunun geçirmiş olduğu evrim sürecinde fiziksel değişimlere bağlı olarak beyin yapısında hem kapasitesinde büyüme oldu hem de beynin Broca bölgesindeki değişimler onun daha farklı, daha karmaşık düşünmesine neden oldu. İşte alet üretimiyle bu karmaşık düşünce arasında bir bağlantının olup olmadığı uzun süredir tartışılıyordu. Dediğim gibi Homo türünün ortaya çıkmasından önceye ait aletlerde bu tartışmayı biraz daha canlandırdı. Özellikle bu bağlamda 4 ayrı etaptan bahsediliyor. Birinci etap ilk aletler, ikinci etap 2 milyon 700 bin ile 2 milyon 300 bin arasında geçen, 2 milyona kadar inen süreç. Yine bir üçüncü etap 2 milyon 300'e kadar indirenler var, 1 milyon 700 bine kadar geçen süreç. Son etapta el baltası dediğimiz bifasların üretilmeye başlandığı 4. etap. Bu çalışmada da bu 4 etap üzerine bilgi vermeye çalışacağım. Bu nedenle de Doğu Afrika'ya geçeceğiz. Etiyopya'nın ve Kenya'nın bulunduğu alandaki özellikle Kadagona, Kokuyu-Seleyi 5, 2, Lukaleleyi 2C ve 3 milyon 300 bin yıla tarihlenen aletlerin ilk kez bulunduğu ve tek yerleşim olan Lomekvi 3 yerleşiminden bahsetmeye çalışacağım. Lomekvi 3 yerleşimi çok ilginç. Tabii ki bilinçli olarak üretilmiş aletler ama bizim genel anlamda bildiğimiz durum şuydu. Bir aleti üretmek için bir yonga ya da dilgiyi bir çekirdek hazırlanırdı. Ama Lomekvi 3 yerleşimdeki durum buna biraz ters düştü. Hem tarih olarak ters düştü hem üretim yöntemi olarak ters düştü. Bunun nedeni şu. Bu aletler vurma düzlemi doğal olan, daha yassı olan doğal bloklar üzerinden üretilmiş. Bir çekirdek hazırlanmamış. Bu düz zemin üzerinden bu sert taş vurgaçlarla vurularak birkaç adet yonga elde edilmiş. Yongaların çoğu büyük boyutlu ve birkaç tane çekirdek üzerinde de küçük boyutlu yongalar var. Burada oklarda da gördüğünüz gibi bunlar büyük boyutlu yongalara ait. Şurada gördüğünüz ve en altta burada kırmızıyla koyduğum ince boyutlu yongaların üretildiğini gösteriyor. Bu da aslında bu aleti kim ürettiyse bilinmiyor. Birçok aday var. Daha çok Australopithecus afarensis üzerine duruluyor. Birçok aday var. Bu kişi kimse, bu insansı kimse bu aleti bilinçli olarak doğal bir bloğu seçerek vurma düzlemi olarak kullanarak yassı bir yüzünü yongaları üretebilmeyi başarmış. Çünkü bu konsept her şeyi değiştirdi. Genel teori şuydu. Homo türünün ortaya çıkmasıyla birlikte neo-darwinist yeni evrimci bir akım olarak İnsanoğlunun beyin kapasitesinde köklü değişimler oldu ve ilk kez aletleri üretmeyi başarabildi. Genel fikir buydu. Bu yerleşimde tespit edilen bu aletler bundan yaklaşık 700-800 bin yıl öncesine gidiyor. Henüz homo türü ortada yok ve ilk kez aletin homo türüyle olmadığını, daha eskiye gittiğini ve farklı bir konseptle üretildiğini, daha basit bir yongalama yöntemiyle üretildiğini görmüş olduk. Tabii bunun arkasında 2 milyon 600 bine kadar geçen süreç için çok fazla bir bilgimiz yok. Zaten bu dönemle ilgili çok net bilgi veren yani o montaj yapabilmemizi sağlayan, teknik bilgi veren, aletin teknik hafızası hakkında bilgi veren yerleşim sayısı çok az. Birçok yerleşim var ama teknik bilgi için çok az yerleşim var.
Kadagona'dan geliyor bu bilgi. 2 milyon 600 bin ile 400 bin yıl arası. Kadagona'da aslında ilk etapta gördüğümüz tekniğin çok daha gelişmiş olduğunu, farklı bir konsepte gittiğini rahatlıkla teknik olarak söyleyebiliriz. Bizim çok yoğun olarak bildiğimiz alt Pleistosen dönemde Debitaj Sontrepied aslında bu dönemde başlıyor. Ve bunu kim üretmişse, eskiden beri Habilis'le özdeşleştirilmeye çalışılıyor ama şimdi Habilis'in de varlığı, gerçekten bir Habilis türü var mıydı tartışması var. Bunu kim ürettiyse aslında bloğu daha iyi kurgulamayı, çekirdeği hazırlamayı, üretmek istediği yongaya göre biraz çekirdeğe form vermeye başladığını görebiliyoruz. Bu da onun büyük ihtimalle beyin yapısında ortaya çıkan kurgulama yeteneğinin gelişmişliği ile ilgili bir şey. Yani ne kadar beyin yapısındaki düşünce karmaşıklaştıkça alet üretiminde bu dönemde biraz karmaşıklaştığını öne sürebiliriz. Bunun hemen ardından aslında Lokaleideki 2C'deki bir öncekiyle aşağı yukarı benzer ama farklı bir konsept ortaya çıkıyor. Burada artık dizinelerce yani onlarca yonga aynı çekirdek üzerinden üretilmeye başlanıyor. Bu birinci şey. Yani üretimde köklü bir değişim var. Daha çok üretebiliyorlar bir blok üzerinde. Bu da onların üretebilme kapasitelerinin, ellerini kullanabilme kapasitelerinin daha gelişmiş olduğunu düşündürüyor. İkincisi ise yongalama esnasında çekirdeğin hem vurma düzlemi hem de yongalama yüzeyleri yön değiştirmiş. Yani bunu üreten kişi, ki bilinmiyor henüz hangi insan türüne ait olduğu tam olarak, karar verme ve verdiği kararı fiziksel olarak bir doğal blok üzerinde uygulama yetisini biraz daha ileriye taşınmış gibi görünüyor. Bunu biraz daha netleştirebilirsek şöyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi ilk yongalar alınmış A şeyinde. B'de ise yongalama yüzeyi tamamen ters yöne değişerek vurma yüzeyi haline getirilmiş ve B yüzünde yeni yongalar alınmış. C yüzüne geldiğimizde blok tekrardan çevrilmiş. Yeni bir vurma düzlemi ve yongalama yüzeyi hazırlanarak blok üzerinde birden fazla yongalama ve vurma yüzeyi hazırlanarak çok fazla yonganın üretimi elde edilmiş ki bunu bundan önceki dönemlerde henüz görmüyorduk. Üçüncü etap ise aslında çok uzun süredir bildiğimiz bir etap. İşte pebblet kültür dediğimiz shopperların, shoppinglerin ya da değişik yonga çekirdeklerin ortaya çıktığı bir dönem. Bu dönemde en önemli şey aslında shopper ve shopping. Burada artık biçimlendirme yönteminin de yani artık yongalama yöntemine ek olarak biçimlendirme yönteminde insansıların, insanoğlunun alet çantasına girdiğini görebiliyoruz. Bu şu nokta önemli. Bir, heykel gibi bir doğal malzeme üzerinden heykel yapar gibi bir alet üretebiliyoruz. Ve bunu yaparken de ortaya çıkan parçaları, yongaları farklı aletlere çevirebiliyoruz. Bu üretim ve üretilmek istenilenin taşınmasını da rahatlattırıyor aslında. Çünkü biz biliyoruz ki bazı shopper ve shoppingler zaman içerisinde tekrardan düzeltiliyor, tekrardan yongalar alınıyor ve uzun süre kullanılabiliyor. Bu da bunu üreten kişinin istediği zaman yonga üretebilmesini, elindeki çekirdek aletle beraber ve yeni aletler üretebilmesini sağlıyor. Ve elindeki alet de multifonksiyon olduğu düşünülüyor. Zaten trasolojik analizlerde el baltasıyla birlikte bunu daha iyi gösterecek. Çakıl taşı aletlerin yapımı yongalamaya göre biraz daha basit aslında. Bir ya da iki yüzeyinden elde ettiğiniz yongalar alete kesici bir uç veriyor. Bir bunun tamamı değil de keskin bir kenarı olan bir alet elde ediliyor ve çıkan yongalar da başka amaçlarla kullanılabiliyor. Ama bu durum işte 1 milyon 700 bin yıllarda yeni bir değişime neden olacak. Bu değişim protobifas dediğimiz, o eskilerden olduvaitol dediğimiz bu tip aletlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Protobifas da kesici ucu değil de bir aletin simetrik bir forma getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. En iyi örnekler ve en eski örnekler Kokuseli 4 yerleşiminden geliyor ve 1 milyon 700 bin yıllara tarihlendirildi. Bu aletlerde bizim ileride özellikle Aşölyen kültürde göreceğimiz o simetrik formun bu aletlerle başladığı biliniyor. Bu bağlamda da protobifasların bazı bilim adamları için shopper ve shoppinglerin bir ileri seviyesi ve bifasların kökenini oluşturduğu teorisi ortaya çıkıyor. Bu bağlamda da baktığımızda alet üretiminde yeni bir sayfa açılıyor.
Bifaslarla birlikte ise, gerçek anlamda bifaslarla birlikte ise, az önce de söylediğim gibi aslında dördüncü etap başlıyor. Bifaslar çünkü bir blok, bir yonga bütün yüzeyleri neredeyse şekillendirilerek, yeniden biçimlendirilerek üretilen bir alet. Ve dünyanın yayıldığı bütün alanlarında aşağı yukarı aynı formla ve benzer formlarla üretilmeye devam ediyor. Bu birinci değişimi bifasların, ikinci değişimi ise bifasların taş vurgaçlarla yapılan üretime ahşap veya boynuz kemik vurgaçların da eklendiğini görüyoruz ileriki seviyelerde. Yani alet üretim yöntemlerinde yeni bir etap başlıyor. Taş vurgaçlarla ürettiğiniz aletlerde birincisi taş vurgaçlarla, ikincisi ahşap vurgaçlarla üretilmiş bir bifas. Taş vurgaçlarla erken üretimdeki dönemlerde bu aletlerin profilleri düzensiz ve alet daha kalın, kaba görünümlüdür. Ama yani organik vurgaçlar kullanılmaya başladıktan sonra aletin profil genişliği daralır, kesici kenarları daha net bir yüzeye sahip olmaya başlar ve daha hafif ve ince bir form alır alet. Bu da ahşap vurgaçların, yani organik vurgaçların, boynuzların, kemiklerin getirmiş olduğu yeni bir yenilik. Bu yüzden bu etaba da üretimdeki dördüncü etap olarak bakılmaktadır. Yukarıda da söylediğim gibi yayılmış olduğu eski dünyanın tamamında aşağı yukarı aynı formla üretildi bu alet. Hatta bazı aletlerde, burada da gördüğünüz gibi İngiltere'den gelen bir örnek, fosillerin olduğunu görüyoruz. Bazı bilim adamları işte hem fosillerin olması, benzer bir simetriyle üretilmiş olmaları, bunun estetik kaygılarla, sembolik kaygılarla olduğunu ileri sürüyorlar. Ama bunlar şu an için sadece teori. Ama üstteki fotoğrafta da gördüğünüz gibi bifası üretmek için büyük bir yongayı, küçük bloğu, küçük yongalar halinde biçimlendirmeniz ve elinizde olan alet aslında bu bloğun son kalanıdır. Bunu da heykel yapımına benzetmek hiç de yanlış olmaz. Yani kronolojik olarak baktığımızda buraya kadar aslında şeyi anlatmak istedim biraz. Yani bu dönemde ne var? Elimizde ne var anlatmak istedim. Aslında sunum buradan sonra başlatmak istiyorum. Şimdi elimizde dört ayrı dönem var. Dört ayrı etap var. Ve bunların birçoğunun aslında hangisine ait olduğunu bilmiyoruz. 3 milyon 300 bin yıla baktığımızda burada birçok aday var. Çünkü bu aletlerde hiçbir insansı fosili bulunmadı. Rudolfensis ve Homo habilis, işte mod 1 dediğimiz bu ilk etaptaki yongalara geliyor. Erectus ve ergasterle birlikte zaten de chopperların, ardından da bifasların üretildiğini biraz biliyoruz. İşte sorun burada ortaya çıkıyor. İlk etaptaki yongalamayla sona doğru geçiş giderken, yani el baltasına doğru geçen süreçte köklü değişimler ortaya çıkıyor. Hem biyolojik olarak insanlarda köklü değişimler ortaya çıkıyor insansılarda, hem de teknik olarak, aletlerin teknik belleği olarak farklılıkların, çeşitliliğin, değişkenliğin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunun için yapılan bazı araştırmalar var. Alet üreten kişilerin beyin tomografileri çekiliyor alet üretimi esnasında. Buna primatlar da dahil, bazı bonobo ve orangutanlarda da benzer testler yapıldı. Bu testlerde şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi mavi gördüğümüz yer sadece olduvayn, yani protobifas, chopper, shopping gibi aletlerin üretimi sırasında beynin göndermiş olduğu sinyaller. Mavi ve kırmızı olanlar ise aşölyen kültüre, özellikle el baltalarının üretimi sırasında beynin göndermiş olduğu sinyallere işaret ediyor. Yani fotoğrafta da görüldüğü gibi, çizimde de görüldüğü gibi her iki aletin üretiminde aşölyen dönemde, olduvayn dönemdeki bloklar aynı çalışırken yeni beynin farklı bölgelerinde de sinyallerin gelip gittiğini, elleri kontrol ettiğini ve yeni değişkenliklerin yaşandığı görülüyor. Bu nedenle aşölyen kültürle birlikte, yani el baltalarıyla aslında birlikte beyin yapısında köklü değişimlerin olduğu, işte bu değişimlerin de alet üretiminde köklü değişimlere neden olduğu öne sürülüyor. Bunlar şu an için teori. Kronolojik olarak tümüne baktığımızda ise yukarıdan da bahsettiğim gibi işte beyin yapısında Homo sapiens'e doğru giden süreçte köklü değişimlerin olduğunu boyut olarak görebiliyoruz burada. İşte bu değişimlerde aslında alet üretimlerindeki çeşitlilik ve değişkenliklerle birbirini tamamlar nitelikte. İşte kimin ürettiğini bilmesek dahi bu dönemde beyin kapasitesinin aşağı yukarı 400-550 cm3 arasında olduğunu biliyoruz. 3 milyon 300 bin yıl öncesinde. İkinci etaba geldiğimizde ise
beyin yapısındaki bir değişim olduğunu görüyoruz. 700 santimetre küpe kadar çıktığını görüyoruz. Hatta hemen ardından 1050'ye kadar çıkacak 1 milyon 900 binli yıllarda. Burada da alet üretiminde zaten köklü bir çeşitliliğin, değişkenliğin olduğunu görüyoruz. Erectus'la birlikte ise beyin yapısı daha da büyüyecek ve aletlerde hem çeşitlilik hem de üretim tekniklerinde biçimlendirme tekniğinin özellikle bifasların, el baltalarının ortaya çıktığını görüyoruz buna bağlı olarak. Jacques Peregrin bunu neo-darwinist bir teori olarak öne sürse dahi kendisi bunu kabul ediyor. Alet üreten ve bütün bu aletleri inceleyen biri olarak. Çünkü saydığım yerleşimlerin tamamını inceledi. Bunun beyin yapısındaki değişkenlikle ilgili olduğunu söylüyor. Boya'da da aynı fikirde. Bu kazıların çoğunu yürüten Helen Roche da benzer fikirleri öne sürüyor. Bu durumu insanlarla, insan ve insansılar dışındaki primatların davranış zincirleriyle karşılaştıran araştırmalar var. Aslında insan ve insansıların elenerek gelişen eylemler zinciri şeklinde alet ürettiklerini, bunun dışında kalan diğer primatların ise tekrarlayan ve dışarıdan öğretilmiş eylemler zorunluluk duygusu çerçevesinde alet ürettikleri öne sürülüyor. Özellikle etologların yapmış olduğu, primatlar üzerine yapmış olduğu çalışmalar, primatların ne kadar öğretirsek öğretelim, belli bir noktadan sonra tekrarlayan eylemlere ve zorunluluk duygusuyla ilgili olan bir duruma işaret ettiğini. Fakat kronolojik olarak baktığımızda yontma taşı alet üretim yöntem tekniklerine gelişimine 3 milyon 300 bin yıldan 1 milyon 700 bin yıla kadar elenerek gelişen ve bir potansiyele sahip bir zincir şeklinde ilerlediğini düşünebiliriz. Bu yüzden bunun da bu zincirin işte insanoğlunun beyninde, beyin yapısında ortaya çıkan nöroanatomik değişimler ve buna bağlı olarak da kognitif değişimlerle ilişkili olduğu düşünülüyor. Tekrardan alete dönelim. Alet ne olacak o zaman? Alet üretilmiş olan, evet, antropik ham maddenin kurgulanması, uygulanabilmesi, ama bu ham maddenin kurgulanma noktası da işte ve uygulanabilme noktası da beyin yapısı ile ilişkili olmalı. Beyin yapısında ortaya çıkan değişimler yeni kurguların ve elleri daha iyi kullanabilerek kurgulanan formdaki aletin blok üzerine fiziksel olarak uygulanabilmesini zorunlu kılıyor. Eğer bunu yapamıyorsa o alet üreten kişi zaten başarıya ulaşamayacaktır. Ve bir gelişim çizgisi olmayacaktır. Zaten insanı insan yapan da yeni şeyler kurgulayabilmesi ve kurguladığı şeyleri zaman içerisinde uygulayabilmesiyle ilgili. Ham madde seçimi de çok önemli. En başından beri, 3 milyon 300 bin yıl öncesinden beri kırılganlığı yüksek kayaçlar seçilmiş. Bunlar volkanik olabilir ya da çakmak taşı gibi, başka obsidyen gibi başka malzemelerden, yani bazalt olabilir, tüfler olabilir. Ama tamamı neredeyse kırılganlığı yüksek malzemelerden. Bu da bir doğayı tanıma, ham maddeyi tanıma ve bunu kurguladığı yere oturtma ile ilgili olmalı. Kurguladığı şeyi bu ham madde üzerinden yapabileceğini de düşünmüş olmalı. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Özellikle çok teşekkürler hocam değerli sunumunuz için. Özellikle öğrencilik yıllarında da Steve Mitten'ın Aklın Tarih Öncesi adlı kitabında da çok güzel bir şekilde orada beni etkilemişti. Bilişsel süreçler ve yani bilişsel, özellikle antropolojide çok fazla aslında ele alınan, ilgilenen ve bilgi üretiminde kullanılan, başvurulan bir alan. Arkeolojide genelde daha da fazla materyale ve şeye boğulduğumuz için aslında biraz gözden kaçan bir nevi bir alan, bilişsel süreçler. Evet, biraz. Ama işte yani alete teknik boyutta bakıldığında, aletin teknik belleğine bakıldığında, üretim yöntemine bakıldığında, bunun nasıl kurgulandığına bakıldığında biraz değişiyor. Yani tamam, teknotipoloji yapıyoruz hepimiz. Bir sürü yayında da bunu görüyoruz ama aletin aslında bir de teknik belleğinin antropolojik anlamda okunması var. Kognitif, bilişsel anlamda okunması var. Bunlara girdiğimizde yeni şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Hocam bir şey sormak istiyorum. Özellikle sen sorulara geçmeden önce, bu arada bizi dinleyenler eğer soru sormak istiyorsa yine yorum kısmında sorularını bize iletebilirler. Evet.
özellikle mesela daha yakın dönemlerde üst paleolitikte, yani bu tabakalı, yani hiç tabakalı demeyelim de özellikle trans eşitlikçi denilen, yani sosyal statüde biraz farklılıkların olduğu dönemlerde mesela daha kabiliyetli bireylerin, daha eli yatkın veya daha iyi alet üretebilen bireylerin ön plana geçtiği düşünülüyor toplumda. Ya toplulukta daha doğrusu, toplumda gerçi. Belki tam anlamlı denilemez. Bununla ilgili çok az örnek var. Çok az örnek var aslında. Yani bunun üzerine analiz yapmak çok zor. Jacques Pellegrin sanırım Etoile'da bir yerleşimde, üst paleolite ait bir yerleşimde yaptı. Bir çekirdeğin ve bundan üretilen dilgilerin römontajını yapmaya çalıştılar. Yani birleştirmeye çalıştılar bu yerleşim yerinde. Bu çekirdekten bir onlarca dilgi üretildiği ve yerleşim yerindeki farklı barınak tipi yerleşimlere dağıldığını fark ettiler. İşte ona usta ismini vermişti Jacques Pellegrin. Evet. Alet üreten usta oydu. Çünkü atıklar bir yerde birkaç dilgiyle bulundu ama ondan üretilen dilgiler yerleşimin farklı yerlerinde tespit edildi. Ona usta demişti ama bunu takip etmek gerçekten çok zor. Bu bir. İkincisi aslında alet üretimi bir çıraklık, ustalık ilişkisiyle ilerliyor. Kendim de öğrenerek gelden biri olarak söyleyebilirim bunu rahatlıkla. Ve yani o klasik teori vardır ya, 10 bin saati çalışmak gerekiyor bir işi öğrenebilmek için. Alet üretimini öğreten bütün herkes bunun doğru olduğunu kanaatinde. Yani Boyede, Jacques Pellegrin, daha öncesi Bohr, Dixie, hepsi buna doğru olarak bakıyor. O yüzden ustalık, yani alet üretmek aslında bir sanat değil de bir ustalık gibi bir şey. Ve bunun bir öğrenme süreci var. Öğrendikten sonra tamamı öğretebilir. Ya hocam şey sormak istiyorum. Mesela sunumda ele aldığınız dönemler için aletler üzerinde böyle bir şeyden bahsedilebilir mi? Yani yapılış teknik açısından daha iyi veya daha kötü olarak ele alınabilecek daha iyi bir alet. Daha iyi daha kötü diyemeyiz de daha karmaşık üretim yöntemlerine sahip, daha az karmaşık üretim yöntemlerine sahip. Yani 3 milyon 300 bin yıla tarihlenen aletler çok basit bir üretim yöntemine sahip. Doğal düz bir yüzeyi olan bir blok buluyorsunuz, o düz yüzeyi vurma düzlemi olarak kullanıyorsunuz ve yongalar üretiyorsunuz. Ama onun ardından çekirdeği yavaş yavaş hazırlamaya, o bloğu çevirmeye, bir yongalama yüzeyi, vurma düzlemini değiştirmeye nedir? Ortaya çıkıyor. İşte bu onun karmaşık olduğunu gösteriyor. Daha iyi ya da kötü demeyeyim, daha karmaşık üretim zinciri sergileyen ya da daha az karmaşık üretim zinciri sergileyen aletler. Hocam istiyorsan sorulardan birkaç ile başlayalım. Tabii isterseniz. Mine Keskin sormuş. Hocam beslenme değişimiyle de ilgili değil mi yontuların farklılıkları diye? Yani şimdi alt erken dönemler için Pleistosen ve alt Pleistosen dönem için bundan bahsetmek çok zor. Aşağı yukarı aynı şeyleri buluyoruz. Yani çok büyük bir değişkenlik yok. Var ama çok yok. Bu dediği şey daha çok aslında paleolitik dönemin ilerleyen dönemlerinde, üst paleolitik, hatta epipaleolitikte, neolitikte daha net anlaşılır şeyler. Tabii ki vardır. Yani Mustarien, Levallois teknolojisinin ortaya çıkmasında da bunların olduğu düşünülüyor ama bunları tespit etmek o kadar kolay değil. Ve o kadar keskin değil, neolitik gibi, epipaleolitik gibi. Ozzy Bozzy adlı bir kullanıcı hocam bir soru sormuş. Anadolu'ya gelen ilk insan toplulukları hangi alet çeşitlerini getirdi? El baltaları ve ondan daha ilkel olan kıyıcı aletler neden çok yakın tabakalarda bulunabiliyor diye sormuş. Kıyıcı aletler uzun süre kullanılıyor. Çok yakın tabakalarda bulunması normal. Yani kıyıcı aletler alt paleolitin erken dönemlerinden değil, bunun ilerleyen dönemlerinde de kullanılabiliyor, üretilebiliyor. Bu bir de altta derinde ya da yüksekte olması çok basit bir şey. Orası başka bir yerleşim görmemişse ya da erozyona farklı nedenlere maruz kalmışsa biraz yüksekte olabilir. Ya da daha derinde olabilir. Biz Boncuklu'da 10 santimde 10 bin sene inebiliyoruz. Yani çok. Ve yani Erectus kompetide bütün aletleri getirdi büyük ihtimalle. Bu bölgeden geçti. Günyol'un bir sorusu var. Olduğan ve aşölen alet yapımı arasındaki beyin fonksiyonlarında görülen değişimler çok ilginç. Teşekkürler etmiş size. Beyin fonksiyonlarında görülen değişimlerin çok ilginç olduğunu belirtip. Bu Amerika'da yapılan bir araştırma. Onun sonuçları. Yani çünkü söylediğim gibi teknik olarak birinde organik burgaçlar kullanılmaya başlıyor. Diğerinde ise sadece taş burgaçlar kullanılmış. Birinde bir simetrik
form elde edilmek isteniyor gerçekten. Diğerinde tam bir simetri yok. Bu yüzden beyinde büyük ihtimalle farklı çalışıyor. Yani üretilmek istenen sonuç farklı. Simetri, özellikle paleolitik içinde simetri ve asimetri üzerine de tartışmalar var aslında. Şeyde, özellikle alet yapımında. Yine... Sanırım bu konuyla ilgili ilginç bir çalışması vardı. Yani simetri büyük ihtimalle biz en keskin gördüğümüz şey el baltalarıyla başlıyor artık simetri ve uzun bir süre devam ediyor ama yani Levallois'da da aslında bir simetri var. O kuşlarında, dil üretiminde de aslında yer yer simetri var. Yani çok daha geniş bir konu. Ama ilk kez gerçek anlamda, sistematik anlamda simetriyi el baltalarıyla başladığını söyleyebiliriz. Haşim Gökçe'nin bir sorusu var hocam. 7,5 milyon yıl öncesine kadar giden bir alet kullanımı söz konusu olabilir mi? 7,5 milyon yıl. Bilinen en eski, üretilmiş olan bilinen en eski yontma taş aletler 3 milyon 300 bin yıl öncesine tarihleniyor. Galiba yani bir de evet, galiba bir de bilişsel olarak da yani beyin kapasitesi olarak da herhalde daha öncesi yani, için böyle şey mümkün mü diye de galiba soruyor. Olabilir mi? Yani, biz yani bulamadık. Ondan öncesi Australopithek'lere ait bazı aletler var ama bunlar doğal taşla yani doğal olan malzemeler. Şimdi alet hayvanlar da kullanabiliyor. Kuş ya da primatlar bir çubukla karıncalar çıkartıp yiyebiliyorlar. Yani alet kullanımı bambaşka bir şey ama doğada bulunmayan bir malzemeyi kurgulayarak, bir form vererek onu kullanmak, yani üreterek kullanmak, antropik olması başka bir kurgunun ve üretimin sonucu. Hocam yine keskin yine bir sorusu var. Hiç silika bulunmuş mudur? Diye bilmiyorum, bakmak lazım. Kemalettin Köroğlu hocamızın bir sorusu var hocam. Sayın Nergül Kodaş, önce bu ilginç konuşma için teşekkürler. Sormak istediğim bir şey var. İlk üretilen aletlerin kullanım amaçları konusunda ne tahmin edebiliriz? Yani Sophie Harman buldu zaten ilk kullanılan aletleri. Helen Roche'la yaptıkları bir kazıda ayrı bir sektörde buldu. Sophie'yi de tanıyordum zamanında. Bir sohbetimiz olmuştu. O daha çok işte küçük ince aletlerin mikroskop analizleri yapılmadı. Yapılsa bile çok zor çünkü bunlar daha çok tüf benzeri bir taştan yapılmış ve aşınma var aletler üzerinde yoğun. Kemikleri kırmak ya da deri kesmek, lifleri kesmek için kullanıldığını düşünüyordu. Bir sorusu daha var Kemalettin Hoca'nın. Daha doğrusu 3 soru sormuş. İkinciyi de sorayım. Esas merak ettiğim bu aletlerle avlanmak mümkün mü? İnsanın ataları tanımlanırken her zaman avcı ve toplayıcı ifadesi kullanılıyor. Şimdi daha eski dönemlere gittiğimizde avcı, toplayıcı ve leşçi terimlerini kullanabiliyoruz. Ölmüş hayvanların geride kalan atıklarının yenilebilmesi, otların köklerinin sökülebilmesi mümkün bu aletlerle. Ama avcılıkla ilgili bir net bir bilgimiz de yok. Yani şu an için hiçbir bilgi yok. Özellikle 3 milyon 300 bin yıl önce için hiçbir bilgi yok. Galiba hocam 1,5 milyon yıl öncesi miydi leşçiliği yavaş yavaş? Yani bilmiyoruz yani aslında. Yani leşçilik her zaman olmuş olabilir. Günümüzde dahi olabilir bazı geleneksel topluluklarda. Yani. Yani bir de hocam son sorusu olarak da gösterdiğiniz aletlerle yabani bir hayvan avlanabileceğine inanmak mümkün mü diye soruyor Kemalettin Hoca. Ya da insan başlangıçta avcı değil miydi? Bence mümkün değil, Kemalettin hocama katılıyorum. Bence mümkün değil. Avcı olsa bile sopalar kullanmış olabilir, uçları keskin. Bu aletlerle yaptığı sopalarla avlamış olabilir. Ucunu sivri hale getirip, o mızrak ucu gibi. Ama bu aletlerin onu yapması fonksiyonel olarak uygun görünmüyor. Zaten kazıyı yapanlar da bunun olmadığını söylüyorlar. Hocam Ozibozi adlı kullanıcı yine bir soru daha sormuş. Türkiye'deki en eski insan varlığı 1.2 milyon yıllıkken neden Anadolu'daki aletlerin tarihi bu kadar eskiye gitmiyor diye? Anadolu'daki tarihi eskiye gitmiyor. Şimdi tarihlendirmek yüzeydeki malzemeleri çok zor. Belki daha eskiye gidenler var. Türkiye'de paleolitik kazıları da zaten çok az. Yani şu an için çok bir şey yok. Var tabii ki önemli, çok önemli kazılar var. Karayim gibi değişik kazılar var Türkiye'de ama yani sayılar arttıkça aslında malzemeler de gelecektir büyük ihtimalle. Ama yüzeydeki malzemeyi tarihlendirmek çok zor. O tarihlendirdiğimiz malzemeler bir konteksten geldiği için tarihlendirebildiğimiz malzemeler.
İyi ki de varlar yani, tarihlendirebiliyoruz. Murat Çolcu'nun yine bir sorusu var. Çay taşı ile yapılan ilk aletler ne amaçla kullanılmış olabilir diye. Satır gibi, kıyıcı gibi, kırıcı gibi, kemik iliğini kırıp yiyebilirsiniz. Yani çıkan yongalarla kesici olarak kullanabilirsiniz, kazıyıcı olarak kullanabilirsiniz. Ha, Mine Keskin Hocam o sorusunu demin sordu. Ha, şimdi biraz daha uzun yazmış da. O şey, alet üzerinde silika yani bitkisel kalıntılar veya avlanan hayvanlara dair. Yani şimdi anladım ama yani bunun için mikroskop analizleri lazım. Bu aletlerdeki o uzun süredeki aşınma zaten bu şeylere çoğu noktada izin de vermiyor. Yani bir baskı var şeyin içerisinde, aşınmalar var, çok zor yani. Böyle bir çalışmadan haberim yok, sanmıyorum. Bilal Yatmaz'ın hocam bir sorusu var. Anadolu'da alet kullanımına dikkat çekersek kesici aletler mi, ezici aletler mi önce kullanılmıştır? Kronolojik olarak bakmak lazım. Sanırım yongalı aletler bayağı biraz daha eskisi. Orta Anadolu'da, Dursunlu'da falan. Orada biraz tarih biraz daha eski. Sanki oradakiler de daha çok yongu üzerine aletlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hocam, Rüstem Cin'in bir sorusu vardı. Ergül Hocam, alet üretim teknolojisinin gelişimi geçmişten gelen deneyimin üst üste eklenmesi ile mi karmaşıklaştı? Yoksa evrimsel gelişimin bir doğal sonucu olarak mı karmaşıklaştı? Bence ikisi de. Birincisi, dediğim gibi biyolojik, nöroanatomik değişimler, buna bağlı olarak da teknik gelişime neden oldu. İkincisi de zaten alet üretimi üst üste koyarak gidiyor. İlk etapta taş vurgaçları, onun ardından taş ve organik vurgaçları, ilerleyen dönemlerde aracı aletleri, baskı tekniğini birbirinin üzerine ilerleyerek gidiyor ama ilk etapta daha çok nöroanatomik yani biyolojik değişimlerle ilişkili gibi görünüyor. Hocam bir diğer sorulara geçmeden buradan ben de bir şey sormak istiyorum biraz daha konuyu açmak için. Özellikle yine yakın dönemler için, üst paleolitik için veya epipaleolitik için o dönemler için gene galiba Christiansen'in herhalde bir sözü vardı. Şey diyordu yani herkes zaten her birey belli bir düzeyde alet yapmasını biliyor zaten. Şeyde hayatta kalmak için şey yani okuryazarlık gibi bir şey aslında diyordu alet yapmak. Yani belli bir yaşta ediniliyor ve belli bir düzeyde alet yapımı zaten her bireyde yapabiliyor. Bunu erken yani, döneme çekersek sizce bu topluluklarda mesela bu sizin anlattığınız aletlerde üzerinden konuşursak eğer. Bunun üzerine Jacques Pellegrin bir araştırma yapmıştı. Hatta onların bir de doktor öğrencileri vardı. Alet nasıl başladı? Yani alet üreten kişiler aleti nasıl üretmeye başladı? Jacques Pellegrin'in hikayesi çok ilginçtir. Jacques Pellegrin Bourdon'un komşusu, François Bourdon ve 12 yaşında Bourdon'u alet yaparken görüyor ve böyle başlıyor alet üretmeye. Ve buradan geliştiriyor, tıp fakültesine giriyor ama hep aklında alet üretmek var, devamlı üretiyor. Hatta Fransız Bilimler Akademisi sunum yapması için çağırıyor tıp fakültesinde öğretirken ve ardından prehistorya bölümünden doktoraya başlayarak çift ana bir daldan prehistoryacı olarak Fransız Bilimler Akademisi'nde ardından işe giriyor. Onun için alet yapmak senin söylediğin gibi bu dönem topluluklarında genel bir şey. Belli bir yaştan sonra taklitçi olarak öğrenmeye başlıyorlar ve o genel teori dediğim 10.000 saati bulduktan sonra da büyük ihtimalle usta olmaya başlıyorlar. O yüzden öğrenmenin süreci var. Büyük ihtimalle de çocukluktan senin de söylediğin gibi aşağı yukarı herkes alet üretebiliyor. Yani o zaman şey gene belli bir oranda da yapılabiliyor yani. Herkes de belli bir oranda gene alet üretiminde. Büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim, ben balkonda dediğim ya alet üretiyordum. Küçük kızım var 2 yaşında. Ben iki taşı birbirine vururken o da gördü. O da bir taş aldı. Bir de çakmak taşını aldı. O da ona vurmaya başladı. Yani bunu videosunu da çektim o anda. Yani bir taklitçi öğrenim yönü var sanırım. Yani daha 2 yaşında ama o beni görünce o da onu yapmaya başladı. Nasıl hocam tekniği? Yok henüz değil. Daha uzak. Hocam sorulara geri döneyim o zaman ben biraz daha. Deniz Badem'in bir sorusu var. Hocam alet üretimindeki soyutlama becerisi iletişim ve konuşma yeteneğinin başlangıcıdır diyebilir miyiz? Bazı bilim adamları için diyebiliriz. İstersen sunuma geleyim. Şuraya geleyim. Görünüyor mu şu an şey? Yok. Bir saniye geliyor. Şu an geldi ekrana. Tamam.
Burada gördüğünüz gibi elleri kullanmayla konuşma arasındaki beynin bulunduğu alan aşağı yukarı aynı. İşte bazı bilim adamları elleri kullanma ve ses konuşma sistemi yakın olduğu için elleri kullanmanın, serbest kullanmanın başlamasıyla birlikte konuşmayı da tetiklemiş olabileceğini düşünüyor. Bu bir teori. Daha yeni öne sürülen bir teori ve biraz daha araştırma gerekiyor. Bu nedenle zaten bipedinin, yani iki ayak üzerinde yürüyebilmenin insanı biyolojik olarak aslında konuşmaya doğru ittiğini öne sürülüyordu. Ses konuşma sistemiyle elleri kullanabilme alanının aşağı yukarı aynı noktada bulunması buna da işaret ediyor gibi görülüyor. Yani böyle bir teori var. Ejder Babazade'nin hocam bir sorusu var. Öncelikle teşekkür ediyorum. Sorum şöyle. Taş alet üretimi serüvenini izlerken insan evrimini tek merkezli mi Afrika olarak, yoksa çok merkezli mi Asya'yı da tartışmasına katkıda bulunuyor diye sormuş. Asya aslında 2 milyon 100 bin en eskisi, 2 milyon 2 milyon 100 bin içinde bulunan ve yine Dimas Misi'de bulunan malzemeler, ondan daha eskisi yok Afrika dışında şu an için. Ve bütün insansı fosillerin de Afrika'dan geliyor. Ama tek merkezli mi, çok merkezli mi, bu tartışmalı tabii ki. Eskiden biz bir evrim ağacı kurduk, bu bunun koluydu, bu bunun koluydu derdik. Slide'ı koymaya çalışıyorum yine. Geldi. Burada da gördüğümüz gibi artık bir ağaç değil de çoklu bir blok olarak koymaya çalışıyoruz. Çünkü hangisi hangisine devam bilmiyoruz. Söylediğim gibi 3 milyon yıllık aleti de 2 milyon 600 bin 400 bine geçen aletleri de kimin ürettiğini bilmiyoruz. Ve bu dönemde birbirinden farklı insan ve insansıların yaşadığını, bir arada yaşadığını biliyoruz. Bunlardan biri ya da diğerleri üretmiş olabilir. Bu konuda tekliden çok daha çok farklı insan ve insansılara ait üretimden bahsetmek mümkün. Şu an öyle görünüyor. Hocam, Ozibozun yine bir sorusu var. Afrika'dan ilk çıkış hakkında farklı fikirler var. Kimi araştırmacı Levant koridorundan bahsederken, kimi araştırmacı Arap Yarımadası'ndan çıkışların olduğunu düşünüyor. Sizin fikriniz nedir? Şu anki benim fikrim değil de bu Arap Yarımadası'nda dediğimiz, o Peninsül Arap dediğimiz bölgede şu an araştırmalar iyice yoğunlaştı. Yani en eskisi şu an Levant koridorunda değil aslında. En eskisi Dimanisi'de. Afrika dışındaki aşağı yukarı. Şeydeki Arap Yarımadası'ndaki el baltaları henüz tarihlendirilemedi. Doğru düzgün bir tarihlendirme yok. Ama Levant koridorunda Ubeydiye'de 1 milyon 400 bin yıla tarihlendirilen el baltalar var konteksi içerisinde. Yani her ikisi de olabilir. Bunlar, yani buradan geçeceğiz diye bir karar aldıklarını sanmıyorum. İklimsel şartlara, yaşam koşullarına, o bölgenin o dönem sunmuş olduğu şartlara da bakmak lazım. Yani şu an için Afrika'nın o dönem, Arap Yarımadası'nda da bir geçişin olduğu düşünülüyor. Bu fikirler döne çıkmaya başladı. Hocam, Ege Ersöz'ün bir sorusu var. Yakın döneme kadar sabanlarda vesaire kullanılan çakmak taşı aletlerle prehistorik aletlerin ayırt edilmesi için belirgin yöntemler kullanılıyor mu? Klasik dönemlerde de taş alet kullanımı var mıydı? Yontma taş, yani dediği gibi daha 1950'lere, 60'lara, 70'lere kadar Anadolu'da kullanılıyordu düven taşları için. Bunlar birbirinden ayırt ediliyor zaten. Bunların çok basit, çok karmaşık olmayan bir üretim şeyi var yani. Çok aynı yöntemle üretilmedikleri için, formları falan her şey farklı olduğu için rahatlıkla ayırt edilebilir. Ya hocam, Ali Özkan'ın yine bir sorusu var. Gerçi yine bilişsel süreçlerde perler aslında. Konuştukları dil neydi acaba? İlk insanlar nasıl anlaşıyordu? Hatta biraz daha yani önce alıp konuşma yetileri, İletişim becerileri nasıldı birbirleri arasında aslında? Yani Erektüslerin konuştuğunu herkes kabul ediyor. Yani Habilislerin de konuşabileceğini biliyoruz. Öncesinde de konuşulabileceği düşünülüyor yani. Az önce de gelen soru gibi, alet üretimi varsa bu üretimi bir birey kendinden sonraki bireylere nasıl anlattı? Sadece görsel yolla mı anlattı, yoksa bunu kelimelere mi döktü? Sorusu zaten hep tartışmalı. Bu konuşma konusuna girmişken hep Neandertaller aptal kişiler olarak yapılırdı, ama onların da konuşabildiğini, sosyal hayatların olabildiğini onu da biliyoruz. Yani geçmiş insan topluluklarına o kadar da barbar bakmamak lazım. Ama hangi dili konuşuyorlardı bilemeyiz. Sümer'den önce hangi dil, hangi gruba giriyordu onu da bilmiyoruz.
Evet. Aslında Mitten'in kitabında da yine bununla ilgili yine bölüm vardı. O da özellikle bu grup baskısıyla beraber gelen iletişim ihtiyacının dili doğurduğunu. Dilin ilk etapta biyolojik bir yönü var. Yani insanoğlunun zaten iki ayak üzerinde yürümesiyle birlikte boyun ve gövdenin birbirine olan açısı, yönü değiştiği için konuşmaya uygun bir hale geldi öne sürülür. İkincisi işte beyin yapısında ortaya çıkan değişimlerle ilgilidir. Eğer bir birey alet üretebiliyorsa ve bunu gelecek kuşaklara aktarabiliyorsa, bunun devamlılığını sağlayabiliyorsa, bunun sadece görsel olabileceğini sanmıyorum. Yani şempanzeler bile bazı durumlar için farklı şekilde bağırarak birbirlerine iletişim kurabiliyorlar. İnsansıların da, insan türünün de buna sahip olması normal gibi görünüyor bana birey olarak yani bir. Evet tabii haklısın hocam. Jestleri özellikle mimikleri jestleri aslında zaten iletişimde evet. Göz ardı etmek lazım. Çok güçlü olabiliyor. Ya bazen kelimelerin anlatamadığı şeyleri jest ve mimiklerle de dediğiniz tabii gibi ki anlatılabiliyor. Akarcan Güngör'ün hocam bir sorusu var. İnsanoğlu beynini yüksek düzeyde kullanma açısından el baltaları basit alet grubuna girmiyorsa insanoğlu alet üretimini basit bir düzeyden değil de en yüksek düzeyden mi başlamış oluyor diye sormuş. Anlamadım. İnsanoğlu beynini yüksek düzeyde kullanma açısından el baltaları basit alet grubuna girmiyorsa insanoğlu alet üretimini basit bir düzeyden değil de en yüksek düzeyden mi başlamış oluyor? Biraz yanlış anlaşılmamış, benden kaynaklı da olabilir. Şimdi alet üretimi yöntem olarak, metot olarak basitten başlıyor ve karmaşık bir hal almaya başlıyor. El baltaları karmaşık bir üretim şekli sergiliyor. Çünkü öncelikle blok üzerinde heykel gibi üretmemiz lazım. Bir biçimlendirme yönteminin en üst seviyelerinden bir tanesi. İkincisi önce taş burgaçlarla ardından organik burgaçlarla aşağı yukarı aynı simetride üretmeniz lazım. Bu da onun karmaşık bir üretime sahip olduğunu gösteriyor. Yani kullanımı da zaten multiple, çoklu olduğunu biliyoruz el baltalarının. Yapılan mikroskopik analizlerde ateş yakmak için bile kullanıldıklarına ait işaretler var. Yani farklı amaçlarla da kullanılabiliyor bir el baltası. Kullanım olarak da. Yunus Çiftçi'nin hocam bir sorusu var. Teşekkürler ediyor size sunum için. Gordon Child'in önermiş olduğu neolitik devrim gibi bir oluşumun sizin bu bahsettiğiniz bilişsel süreçlerde yola çıkarak da çok erken dönemler için söylemek mümkün müdür? Keskin bir dönüşüm var mıdır? Bilgi evrimi etkili midir? Diye sormuş. Yani. Keskin dönüşüm zaten insan o insansıların ortaya çıkması, insan türünün ortaya çıkması, insanoğlunun Afrika'nın dışına çıkması yani birçok köklü ateşi kontrol altına alması ama Child'la karşılaştırmak biraz. Çünkü Child'daki ekonomik yapılarla ilgili bir değişkenlik, yaşam modellerinde kültürel anlamda da ardından değişkenlik sağlıyor ama ilk bazı Child'a göre ekonomik kökenli bir değişim. Bunların tamamı avcı toplayıcı ya da leşçi, balıkçı, değişik beslenme türlerine aşağı yukarı aynı tip beslenme modellerine sahip. Child'inkiyle karşılaştırmak uygun olmaz bence. Yani neolitik devrim teorisiyle karşılaştırmak uygun olmaz. Hocam Mine Keskin bir soru daha sormuş. Anladım hocam, çok teşekkürler. Fakat beslenmenin, giyimin ve çevresel evrimleşmenin neticesinde alet yapmak teorisi daha muhtemel değil mi? Zira insan beyninin gelişimi dönemle aynı doğrultuda değil mi? Hayır, değil insan miydi? insan beyni biyolojik olarak, nöroanatomik olarak köklü değişimlere neden sahip. Yani beyin kapasitesi Broca'da büyük değişimler yaşanıyor. Zaten Broca'da yaşanan değişimler kognitif değişimlere neden oluyor. Yani düşünün Habilis'in 700 santimetre küpteyken bizimki 1400-1500'e kadar. 1350 ortalama ama çıkabiliyor. Yani beyin kapasitesindeki değişim kognitif değişimlere de neden oluyor. Özellikle Broca bölümündeki nöroanatomik değişimler. Hem boyut hem de form. Hocam ben bir de şimdilik sorular galiba bu kadar ama aslında ben bir de sizi hazır yakalamışken şeyi de sormak istiyorum. Biraz daha günümüze yaklaşıp aslında boncuklu tarladaki çalışmaları da biraz değinmek, sormak istiyordum size. Çünkü 2017'de başladınız zaten
Yanlış hatırlamıyorsam boncuk bir tarladaki kazılara başladım. Boncuk bir tarlada evet. Çalışmalar ilk başta PPNB galiba üstte vardı. Üstte PPNB 2012 kazılarında tespit edilmişti. Özellikle orta PPNB. 2017 yılında ise hem Holosen öncesi tabakalara inmeyi başardık, hem PPNA'ya ait tabakaları, hem de PPN, özellikle orta PPNB'yi geniş bir alanda açtık. Yani geniş bir alanda çalışma yaptık ve kronolojik olarak aslında yerleşimin aşağı yukarı nasıl bir gelişim gösterdiğini ortaya çıkarttık 2017'de. Özellikle hocam o şeyle, Güsür'le, Körtük'le beraber son dönem bölgedeki çağdaş dönem kazılardan beraber ele alırsak, boncuklu tarlayla beraber artık o Dicle'deki akademik dönem çalışmalar için ne söyleyebiliriz? Yani şu an Fırat'la karşılaştırırken. Yani hepsi birbirinden çok değerli. Bir boncuklu tarla en iyisi diyecek şeyim yok. Hepsi birbirinden değerli kazılar. Hepsi birbirinden önemli. Boncuklu tarlanın bizim için şöyle bir avantajı var. Çanak çömleksiz neolitiğin tamamının kronolojisi var aşağı yukarı. PPNC yani Mehmet Hoca'nın geçiş dönemi dediği dönem hariç. Yani erken dönemi var. PPNB'nin orta geç dönemi var. PPNA iki evreli ve onun altında da karbon analizlerin M.Ö. 10.370'i gösterdiği Holosen öncesi bir tabaka var. Bu tabakaya ait de birkaç mimari kalıntı var. O yüzden kronolojiyi göstermesi açısından önemli. Yani sadece bir dönem değil de birçok, bütün Çanak Çömleksiz Neolitik'e ait bütün kronolojinin tespit edildiği bir yerleşim. Aslında hocam başka bir günde sizden boncuklu tarla hakkında bilgi almak da evet, biz dinleyenler için oldukça güzel olur. Özellikle yakın doğu neolitiği çalışanlar için de. Hocam sorulara geri dönersek Melike Polat'ın bir sorusu vardı. Merhaba hocam, yontma taş aletler o dönemdeki insanlar arasında ticari bir alışverişe sebep oluyor muydu? Hiç sormuş. Yani neolitik döneme kadar aslında hep paleolitikte de var birkaç obsidyen parça ama neolitik döneme kadar bu özellikle obsidyen değiş tokuşu dediğimiz duruma benzer bir buluntu yok. Yani benim bildiğim yok. Tabii ki gittikleri yerde çakmak taşlarını kullanmışlardır, şey yapmışlardır ama böyle bir şey görmedim ben, bilmiyorum. Belki de vardır bir yerde ama bilmiyorum. Zaten hocam galiba gruplar arasındaki etkileşim, iletişim gibi konularda da konuşmak için zaten oldukça yetersiz. Yani zaten popülasyon sayısı çok az olduğu evet. Düşünülüyor. Yani konuşmanın az önce tartıştığımız gibi varlığı yokluğu tartışılırken değiş tokuşun tartışılması biraz daha zor. Ozibozi adlı kullanıcı hocam bir soru daha sormuş. Erectus, Neandertal gibi farklı türdeki insanlar nasıl oluyor da aynı alet türlerini kullanabiliyor? Veya belki de üretebiliyor. O biraz aslında Levallois Musterian teknolojisiyle ilişkili bir şey. Yani Levallois metodunun aslında Neandertallerden önce başladığını, bunun ilerleyen dönemlerde devam ettiğini biliyoruz ama bu insan toplulukları aynı dönem yaşadığına göre ve birbirinin biraz devamı olduğuna göre biraz normal gibi de geliyor bana. Çünkü biz de aslında arkaik sapienslerin üretmeye başladığı dilgileri sapiensler olarak üst paleolitikte ve sonrasında kullanmaya devam ettik. Hocam Edibe Erdem'in bir sorusu var. Dimanisa'daki fosil kayıtlar için ne düşünüyorsunuz? Homo habilis'e mi yoksa Homo erectus'a mı aitler? Bazı kaynaklarda habilis diye. Bazı kaynaklarda da Homo georgias diye geçiyor. Şimdi bazıları için dediğim gibi az önce habilis'in varlığı tartışmalı. Yani habilis diye bir türün büyük ihtimalle birkaç yıl sonra o şablonda habilis'i görmeyeceğiz. Arkaik ergaster diyecekler. Çünkü tartışmalı bir tür. İkincisi Dimanisi'dekiler sanırım Afrika ergasterlerine daha yakın ve o yüzden farklı bir isimle anılıyorlar. Homo georgias diye anılıyorlar. Zaten kendine ait bir ismi var. Bir tanımlaması var şu an. Kabul edilen. Hocam herhalde şimdilik sorulara bir kere daha bakayım. Gözden kaçırdığım var mı diye. Doğru. Teyit hocam şimdilik sorular bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz
ya değinmek istediğiniz, açmak istediğiniz? Ben özetleyebilirim sadece. Yani anlatmak istediğim şu. Alet bir kurgunun sonucu olarak elleri serbest kullanmaya bağlı olarak üretiliyor. Bunu yapabilmesi için de o bireyin bütün bu teknik kapasiteye sahip olması gerekiyor. Hem kognitif bağlamda hem biyolojik bağlamda. Birey ellerini serbest kullanmalı. Beyin yapısı bu üretilmek istenilen aleti kurgulayacak kapasitede olmalı ve bunu fiziksel olarak uygulayabilmeli. İşte bütün bu bileşenler ortaya çıkınca alet üretimi başlıyor. Bu bileşenler güçlendikçe alet üretiminde de karmaşıklık ortaya çıkıyor. Aletin bizim teknik bellek dediğimiz verileri bize bunu gösteriyor. Özellikle Levallois tekniğiyle de zaten bu yeni bir form alacak. Ön biçimlendirme yongu üretimi dediğimiz yeni bir etap başlayacak ki bu biraz daha geç. Şey hocam, Bahattin İpek'ten bir soru geldi de Cem Koyuk hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? De yine sizin Uluslu Baraj Kurtarma Kazıları kapsamında bilimsel danışmanlığınızı yürüttünüz. Cem Koyuk kazıları arasında bitmiş gibi şu an. Çünkü Cem Koyuk iki türbünün arasında kaldı. Yıllarca bir beton istasyonunun altında kalmış baraj inşaatı sırasında. 2019'da bir 3 aylık bir kurtarma kazısı gerçekleştirdik Mardin Müzesi Başkanlığı'nda. Ve yani yapılan kazılar, karbon 14 sonuçları M.Ö. 10. bin ve 11. bine ait olduğunu gösteriyor. Ve boncuklu tarlada bulduğumuz tabakalarla aşağı yukarı aynı ve höyüklerin ikisinin arası kuş uçuşu 500 metre. Yani çok ilginç sonuçlar var ama yontma taşları biraz farklı. Yani genetik analizler büyük ihtimal iki popülasyon arasındaki bağlantılar hakkında daha fazla bilgi verecek zamanla ama ilginç bir yer oldu. İkincisi bazı binalar Suriye'de bildiğimiz işte Muraybet'te, Jerfelahmar'da kamu binalarında bildiğimiz plana sahip. Bu da bayağı bir değiştirdi bu kafamızdaki şeyleri. Çünkü bu bölgede ilk kez bulundu. İlginç bir mimarisi var, ilginç buluntuları var. Küçük buluntuları az ama yontma taşları açısından çok ilginç ve kronolojik olarak çok ilginç. 7 metrelik bir dolguya sahip, bunun yaklaşık 2 metresi geç epipaleolitik dediğimiz yani holosen öncesi tabakalara ait. Ve karbon analizi 10. bin ve 11. bin. Hem boncuklu tarla hem de Cem Koyuk bu barajın durumuyla alakalı bir şey altında mı? Yok, suyun altında kalmıyor. Baraj kaplarının dışındalar bunlar. Ama Cem Koyuk iki türbünün arasında, elektrik üreten türbünün arasında kaldı. Ya hocam Mine Keskin bir soru sormuştu da onu biraz daha açmanızı istiyor aslında. Bir o sorusunda tekrar bir soru daha sormuş. Bir hatırlatayım size sorusunu da. Yine beslenmenin, giyimin ve çevresel evrimleşmenin neticesinde alet yapmak teorisi daha muhtemel değil mi diye size sormuştu. Şimdi, zira insan beyninin gelişimi... Anladım demek istediğini de. Şey hocam, onu bir kez daha şöyle demiş, yani genişletmiş. Tabii ki size yani katılmış, bu böyle demiş ama aleti yapmasının amacı nedir? Yani bu dönem için bununla ilgili bir bilgiye sahip miyiz? En basit şey aleti yapmasının, insanoğlu günde 3 öğün yemek yiyor. Yiyeceklerini de bu aletlerle karşılıyor. İkincisi, dediğimiz, arkeolojide söylediğimiz şeylerin arkeolojik verilere oturması lazım. Biz giyim üzerinde hiçbir bilgimiz yokken alet üretiminin giyim üzerinden ya da başka bir şey, bu benzer bir hiçbir bilgimiz olmadığı bir başlık üzerinden üretiminin başladığını söylemek biraz oturmaz. O yüzden daha çok aletlerin beslenmeyle ilgili olduğunu düşünüyoruz ve aletlerde yapılan mikroskopik analizler geç dönemlerde zaten bundan çoğunlukla beslenmeyle ya da giyimle ilgili olan aletler ortaya çıkacak. Derinin kesilmesi var. Tabii ki deri ön kazıyıcılar boşu boşuna yapılmadı. Deriyi de temizliyorlardı. Ya da kenar kazıyıcılar ya da kalem kestiler. Tabii ki giyimle şunla bunla var ama ilk etapta böyle bir bilgi yok. Ve bu dönemde beslenmenin bu tip sosyal kültürel davranışlardan daha önde olduğu kabul görüyor. O yüzden daha çok beslenmeyle ilgili, hayatta kalmayla ilgili olduğu düşünülüyor. Aslında hocam mesela bu besin ve gene giyim aslında o dönem içinde çok iç içe değil mi? Yani o kadar da... Tabii ki yani hayvanlar yapabilir. Evet. Ama bununla ilgili arkeolojik verinin de olması lazım bunları tartışmaya açabilmek için. Evet.
Şey hocam, Ejder Babazade'nin bir sorusu var. Şöyle bir sorun görünüyor demiş. Limanisya'daki buluntular 1.8 milyon iken Çin'deki taş buluntular 2.6 milyona tarihlendi. Bu Afrika'dan 1.8 2 milyon yıl önce çıkış teorisini çökertiyor mu diye sormuş. Yani Çin'dekilerin biraz daha aslında sorunlu olduğu düşünülüyor. Biraz daha detaylı analiz yapması lazım. İlk analizler 2 milyon 100 bine gidiyordu. Dimanisi de şu an 2 milyon 100 binlere gidiyor. Yani o eski analizlerdir büyük ihtimalle. Son yapılan analizler benim gördüğüm 2 milyona çıkmıştı tarihlendirmeleri. Fosiller değil de onun bir altında bir tabaka daha var. Orası yongaların olduğu bir tabaka. Orası 2 milyona kadar gitmiştir. Hocam şimdilik sorular bu kadar. Bir gözüküyor. Eğer isterseniz devam edebiliriz. Söyleyecek bir şeyiniz. Yani, mesela teşekkürlerini sunuyorlar hocam size dinleyenler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için ve onları da dinledikleri için. Sizden hocam özellikle Boncuklu Tarla, Çemkoyuk gibi o baraj gövdesinde yaptığınız kurtarma kazıları, çalışmalar hakkında da bilgi almak isteriz. Aslında şey hakkında da bilgi almak da isteriz. Deneysel arkeolojide yaptığınız çalışmalar, taş alet üretimi. Aslında özellikle yani lisans eğitiminin başındaki genç meslektaş adaylarımız için de aslında önemli oluyor böyle farklı çalışmalar, arkeolojiyi farklı bir açıdan ele alabilme şeyini görmeleri. Ben farklı bakmaya çalışıyorum. Umarım bakabiliyorumdur. O kadar söyleyeyim. Çok, çok teşekkür ederim hocam. Çok, ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Hocam, herkesin de emeğine sağlık. Sağ olun hocam. Kapatmadan önce de Cuma günü yeni bir temayla bir program başlayacak. Laftine sohbetleri diye. Onu da hocam biraz da kanalın reklamını yapayım. Kapatmadan önce. Tabii ki. Laftine sohbetleri adında yeni bir program serisi başlayacak Arkeomedya'da Cuma günü. Bu hafta kültürel miras, kültür politikaları kıskacında arkeoloji biraz tartışacağız. Biraz ciddi, biraz daha işin trajik yönünden de ele alıp sizi o yayınımıza da bekliyoruz. Dinlediğiniz, katıldığınız, sorular sorduğunuz için çok teşekkürler. Yorumlarınız için çok teşekkürler. Cuma günü görüşmek üzere. Sıla Hocam çok sağ olun tekrar yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.